İddia ediyorum, bu videodan sonra mutfağınızda gördüğünüz karıncaya bile daha saygılı davranacaksınız. Geçmişte peygamberler hayvanların bu sırrını bizlere anlatmışlardı. Fakat insanoğlu her ne olduysa bunu unutup onları hor görmeye ve kötü davranmaya başladı. Ormanları yaktık, yaşam alanlarını yok ettik. Sandık ki bu yaptıklarımız yanımıza kalacak. Hiç hayvanların insanlara sitem ettiklerini duymuş muydunuz? Az sonra duyacaksınız. Biz günümüz insanları her ne kadar onları duyamıyor olsak da, onlar da tıpkı bizler gibi konuşuyorlar. Hem de bazen bizim hakkımızda. Her gün karşı karşıya geldiğimiz sözde dilsiz dostlarımızın ne konuştuğunu dinlemeye, sonra da silkelenmeye hazırsanız başlayalım. Hazreti Süleyman Peygamber. Yüce Allah Azze ve Celle'nin ona nasip etmiş olduğu en bilindik özelliklerinden birisi de hayvanlarla konuşabiliyor, onların dilinden anlayabiliyor olmasıydı. Nasıl ki biz insanlar aramızda konuşup anlaşabiliyor ve birbirimizi duyabiliyorsak, Hazreti Süleyman Peygamber de aynı bu şekilde hayvanların, böceklerin çıkardığı sesleri duyabiliyor, onların ne dediklerini anlayabiliyor ve onlarla sohbet edebiliyordu. Peki bu zamana kadar hiç merak etmediniz mi? Akvaryumunuzda beslediğiniz balıklarınız, kediniz, sokakta karşılaştığınız güvercin, karga veya sabahları sizi uyandıran horozunuz ne konuşuyor? İnsanlar ve kainat hakkındaki fikirleri neler? Her şeyin yaratıcısı Allah-u Teala'yı tanıyorlar mı, yoksa sadece beslenmek ve hayatta kalmak için mi çaba sarf ediyorlar? Bugüne kadar birçok peygamber hayvanlar alemiyle ilgili öyle şeyler anlatmışlar ki bizlere, az sonra sizlere anlattığımda tüyleriniz diken diken olabilir. Kurbağasından uçan kuşuna, toprak altındaki sürüneninden denizin içindeki balığa kadar birçok hayvanın neler anlattığını duyacaksınız. Fakat öncesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmişte hayvanlarla ilgili bize ne anlatmış, bazı çarpıcı detaylara inmek istiyorum. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin, diyor bir hadis-i şerifinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en dikkat çekici özelliklerinden birisi de mahlukata karşı olan sevgi ve saygısını her fırsatta dile getirmesiydi. Ümmetini hayvanlara karşı iyi davranmaya yönlendiriyor, onlara kaba kuvvet uygulanmaması, aç ve susuz bırakılmamaları, taşımakta zorlanacak kadar yüke maruz bırakılmamaları, yavrularından ayrılmamaları, yarışmalar düzenleyerek onların birbirleriyle dövüştürülmemeleri gerektiğini tembihlemiştir. Hatta günün birinde deveye binen bir kadınla karşılaşmış, görmüştür ki kadın deveye sinirleniyor ve ona kötü sözler sarf ediyor. Bunun üzerine Peygamberimiz devenin o kadını taşımasına izin vermeyerek kadını devenin üzerinden indirtmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayvanlara hakaret edilmesinden hiç hoşlanmazdı. Günümüzde sözde bilim ve teknoloji ilerledi ve biz insanoğlu ileriye gittik, öyle değil mi? Hayvanların insanoğlundan neler çektiğiyle ilgili haberlerle hemen her gün karşılaşıyoruz. Tabii bunlar sadece karşılaştıklarımız. Aslında bilimde ilerledikçe insanlığımızda nasıl gerilediğimiz konusunda biraz düşünmenizi istiyorum. Soframıza giren her bir tavuk için bir erkek civcivin yumurtasından çıkmasıyla birlikte nasıl öldürüldüğünü duymuş muydunuz? Çünkü erkek civcive ihtiyaç yok. Her gün dünya üzerinde büyük bir civciv katliamı yaşanıyor. Sadece Almanya'da bir yılda 45 milyon civciv, dünya genelinde ise milyarlarcası öğütücülere atılarak vahşice yok ediliyor. Tek suçları ise erkek olarak doğmak. Söyler misiniz, insanoğlu kendinde bu hakkı nereden buluyor? Verdiğim civciv örneği sadece ufak bir örnekti. Aklınızı kaçırmamanız için diğerlerini anlatmıyorum bile. Bu dünyada hakları kalmış olan hayvanlar, mahşer günü haklarını almak için tekrar dirilecekler. Gereksiz yere öldürülen bir serçe, mahşer gününde dile gelip bizi Allah'a şikayet edecek. Falanca kişi beni sırf zevk için öldürdü diye. Bu şikayetinden sonra serçe tekrardan ölecek fakat biz onun hesabıyla baş başa kalacağız.
Susuz kalmış bir köpeğe su verdiği için o kişinin Allah'ın razı olduğu kulları arasına girişini ve tüm günahlarının bağışlandığı olayı bakın nasıl anlatıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yolda giden bir adam oldukça susamıştı. Neyse ki karşısına bir kuyu çıkmıştı. Zar zor kuyuya indi ve suyunu içip tekrar yukarıya çıktı. Ama ne görsün? Karşısında susuzluktan dilini dışarı çıkarmış, nefes nefese kalmış bir köpek. Bunun üzerine adam tekrar kuyuya iniyor, ayağındaki ayakkabısını çıkarıp içine kuyudan su dolduruyor. Sonra ayakkabısını ağzıyla tutarak elleriyle de kuyuya tırmanıyor ve köpeğe ayakkabısından su içiriyor. Bu yaptığından dolayı da Allah onun amelini kabul edip günahlarını bağışlamış. Canlı her hayvan için yapılacak iyilikte bir mükafat vardır demiş Peygamberimiz. Öte yandan bir kediyi odaya kapatıp onu orada aç ve susuz bırakan bir kadının ise sırf kediye yapmış olduğu bu zulümden dolayı nasıl cehennemle cezalandırıldığını da anlatmış. Peki ya toplu yok edilişler? İçinde bulunduğumuz dönemde öne çıkan olaylardan biri de tüm dünyada meydana gelen orman yangınlarından zarar gören canlılar. Onların hakkı ne olacak? Ademoğullarının bu katliamda hiç mi payı yok? Bir kelebeği bile kana kana su içecek hale getiren insanoğlu sanıyor mu ki bunun hesabı sadece mahşerde sorulacak? Günümüz insanların anlamakta zorluk çektiği bir konu da şu ki bu dünya bir denge üzerine kurulu. Dengeyi bozup azıttığı zaman geçmişte toplumların nasıl helak olduğunu, hatta küresel çapta tufanların nasıl yaşamı yeni baştan sıfırladığını hatırlatmakta yarar var. Bir hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Kurt, kedi, böcek ve diğer tüm hayvanatlar insanlar yüzünden çaresiz ve susuz kaldıklarında Allah Azze ve Celle'ye şöyle seslenirler. Ey Allah'ım, Adem oğullarının günahkarlarına lanet eyle. Onların uğursuzluğu yüzünden biz bu hale geldik. Şunu anlamak zorundayız. Bu dünya sadece biz insanlara ait değil. Şimdi geldik videonun en başında bahsettiğim hayvanların peygamberlerle ve bazı Allah dostlarıyla konuştuğu sırada onlara ne dediği konusuna. Biz onları kendi hallerinde dünyadan ve insana dair olaylardan haberleri olmayan canlılar olarak biliyorduk. Halbuki durum hiç de öyle değilmiş. Birçok gerçeğin farkında ve yaşama dair kulağımıza küpe olacak fikirleri varmış meğerse. Bakın duyamıyor olsak da hangi hayvan dile gelip neler söylemiş. Kuşların ötüşünde bir hikmet ve bir mesaj gizli. Süleyman Aleyhisselam'ın bildirdiğine göre tavus kuşu aynen şu şekilde konuşmuş. Cezalandırdığın gibi cezalandırılırsın. Göçeyen kuşlar demiş ki, ey günahkarlar, Allah-u Teala'dan af ve mağfiret isteyin. Kırlangıç, ne yaparsanız onu bulursunuz. Güvercin, yeri göğü mahlukatla dolduran Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hüthüt kuşu demiş ki, merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Papağan, düşüncesi dünya olan kimseye yazıklar olsun. Tıpkı ormanların kralının aslan olması gibi kuş dünyasında da başı çeken bir kuş var ki o da leylekler. Tabi leyleğin kuşlar arasındaki üstünlüğü arif olmasından kaynaklanıyor. Peki kuşların en arifi olarak bilinen leylek ne söylüyor? Leyleğin sesini duyduğumuzda belki bize boş bir lakırtı gibi geliyor olsa da aslında gökyüzünde leylekten şu nida yükseliyordur. Ey yardımı istenen Allah'ım, mülk senindir. Hamd ve sena ancak sana mahsustur. Osmanlı döneminde hayvanlara bakış ve hayvan hakları tüm dünyaya örnek olacak cinstendi. Leyleklerin de ayrıca bir önemi vardı. Hatta bazılarına Mekke ve Medine gibi kutsal yerlerden geldiklerini hatırlatan Hacı Baba, Hacı Leylek gibi isimler de verilmişti. Dünyanın ilk ve tek leylek hastanesi açılmıştı Bursa'da. Kimsesiz leylekler bakım evi anlamına gelen Gurabahane-i Laklakan isimli yer günümüzde hala hizmet vermekte. Horozların Allah'ı anın diye bağırıyor olduğunu da Hazreti Lokman ile oğlu arasında geçen bir diyalogdan biliyoruz. Oğlum diyor Hazreti Lokman, şu horozdan daha aciz olma. Sen o saatte yatağında uyurken o ötüşüyle Allah'ı zikrediyor. Bir diğer ilginç örnek ise Hazreti Davut peygamberin başına gelen bir olay. Bir gün Davut aleyhisselam şöyle demiş. Bu gece Allah-u Teala'yı öyle bir tesbih edeceğim ki, onun ismini öyle anacağım ki bugüne kadar kimse Allah'ın ismini böyle zikretmemiştir. Bunun üzerine evinin bahçesindeki su kütlesinde bulunan bir kurbağa Hazreti Davut peygambere seslenerek şöyle der. Ey Davut, sen Allah Azze ve Celle'yi çokça zikretmekle mi övünüyorsun? Ben ise dünyaya geldim geleli Allah-u Teala'yı zikrediyorum.
Allah demekten dilim kurumadı. Şu son 10 gündür ardı ardına Rabbim seni noksan sıfatlardan tesbih ve tenzih ederim demekten hiçbir şey yiyip içmedim bile. Belki eskiden büyüklerinden duymuş olanlarınız vardır. Allah'ı en çok zikreden canlı kurbağadır derlerdi. Bizler her ne kadar onların dilini duyamıyor ve algılayamıyor olsak da tüm göktekiler ve yerdekiler gece gündüz Allah'ın ismini anmak ve onu hatırlamakla meşguller. Allah'ı zikretmek en büyük ibadet ve ebedi kurtuluşa ermenin yolu. Toprağın altındakiler, suyun içindekiler, gökyüzündekiler çok iyi biliyorlar ki kalpleri ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Allah şöyle buyuruyor. Kulum beni andığı, dudakları benim adımı söyleyerek kıpırdadığı zaman ben kulumla beraber olurum. Şimdi siz söyleyin. Nasıl olur da Allah'ı zikreden bir canlıya sırf zevk uğruna zarar verip onu yok edebiliriz? Tekrar düşünün.